Günaydın sevgili seyirciler. 18 Kasım Pazartesi gününden merhaba. İyi haftalar. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. Türkiye'nin günlerce konuştuğu yeni doğan skandalı ile ilgili dava başlıyor. Bugün 10 bebeğin yoğun bakımda ölümüyle ilgili, aralarında doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının olduğu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyorlar. Ceylan Sever de hukuki süreci başından bu yana takip ediyor. Hemen Ceylan'a döneceğiz canlı yayınla. Yeni doğan çetesine ilişkin davada bugün duruşmada neler bekleniyor öğreneceğiz. Hepimizin tüylerini diken diken eden bir skandal biliyorsunuz ne yazık ki. Hiç sebep yokken çocuklar yatırılıyor yoğun bakım ünitelerine ve ardından yaşananları hepimiz izledik, dinledik. Ceylan, ne bekleniyor bugünkü duruşmadan? Kimler hakim karşısına çıkacak? Elindeki bilgileri eğer beni duyabiliyorsan aktarır mısın? Ceylan beni duyabiliyor mu? Bakalım. Sanırım sesim ulaşmıyor Ceylan'a. Ceylan'la ses bağlantımızı yaptıktan sonra, daha doğrusu yaptıktan sonra bağlanalım. Günün özetlerine bakalım birlikte. Bugün hesap günü. Evet, sorumlular duydum. İçin, yani sorumlu olduğu düşünülen sanıklar için. 47 sanık bulunuyor, 22'si tutuklu. Ve bunların arasında elbette doktorlar, 112 acil çağrı merkezi personeli ve hemşireler yer alıyor. Şu an içeride ne oluyor? Aslında onu söylemek istiyorum. Şimdi duruşma salonu küçük, bunca seyircinin, bu kadar kamuoyunun gözleri önünde olan ve takip etmek istediği bir duruşma olduğu için duruşma salonu yetersiz kalacağından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konferans salonunu hazırladı. Şu an konferans salonunun önünde geniş güvenlik önlemi alınmış durumda. Bariyerler çekilmiş, klasik bir adliye güvenliğidir, adliye önlemidir bu. Öncelikle avukatları, müşteki avukatlarını, gazetecileri, sanık avukatlarını alacaklar. Sonra seyircileri almaya başlayacaklar. Şu an içeriye alım söz konusu değil. Saatlerimiz onu gösteriyor. Duruşmanın onda başlamasını bekliyorduk. Şimdi dakikalar içerisinde içeriye alımlar başlayacak. Şunu söyleyelim, henüz sanıklar gelmemişti. Yani bundan bir 4 dakika kadar öncesine kadar sanıklar henüz cezaevinden getirilip hazır bulundurulmamıştı. Sanıkların gelmesi beklenecek duruşmanın başlaması için. O yüzden biraz sarkma olmasını öngörüyoruz. Malum 22 tutuklu sanık var. Hepsini aynı anda getirmek mümkün olmamış anladığımız kadarıyla. Peki neyle yargılanıyorlar? Kaç yıl hapis sistemiyle yargılanıyorlar? Soruşturma ne kadar sürdü? 13 ay boyunca bir soruşturma yürütüldü Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Ve bu soruşturmada da 7 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı müfettişleri de denetimlerini yaptılar. Denetimleri hızlandırdılar. Buradaki amaç suçüstü yapıp yakalayabilmek de aslında sanıkları. Telefon kayıtları, tapeleri, günlerce onları konuştuk. Kayarsa tüpünü çek, 50 saturasyonlu çocuk mu olur, öldür onu. Ölecekse şimdi ölsün, akşama maçım var diyenler, bunların hepsi sağlıkçı. Başta da bir insan, yani vicdan sahibi olması gereken bir insanın söylemesi beklenmeyen şeyler. Şüphelilerin 582 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. 19 hastane malen sorumlu tutuldu. Yani bu kişiler bu işletmelerinde bunlara yer vermiştir. Bu sebeple bu işin sonunda mal varlıklarını el konulsun ve kapatılsın dendi. Keza biri Tekirdağ'da, 10 hastane, 9'u İstanbul'da kapatıldı. Bugün hesap günü. Bugün sanıklar, hem müşteki ailelerin, bebeklerini kaybetmiş anne babaların gözleri önünde hem de hakim önünde kendilerini savunacaklar, neler söyleyecekler, bunların hepsini Halil Sadri Yılmaz'la birlikte takip edeceğiz ve aktaracağız. Ceylan Sever, çok teşekkürler. Biz de her gelişmede Ceylan'a bağlanarak ayrıntıları öğreneceğiz. Özetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Brezilya'ya gitti. Erdoğan zirve öncesi Brezilya Devlet Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular konuşuldu. G20 Liderler Zirvesi ABD Başkanı Biden'ın son G20 zirvesi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise zirveye katılmayacağını duyurdu. ABD yönetimi Ukrayna'ya Amerikan silahlarının Rusya içerisinde sınırlı kullanımına oy verdi. ABD Başkanı Biden'ın bu kararı almasında Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak için 10 bin Kuzey Koreli askeri
Kursk bölgesine getirmesinin etkili olduğu vurgulandı. Bu görev süresinin dolmasına 2 aydan kısa bir süre kalan Biden'ın başkanlık koltuğunu Trump'a teslim etmeden önce aldığı önemli bir karar olarak değerlendiriliyor. Savaşı büyütebileceği de söyleniyor. Trump göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik adımlar atacağını, hatta bir günde bitirmenin mümkün olacağını söylemişti, hatırlarsınız. CHP MYK'sı bugün Esenyurt'ta toplanacak. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda Esenyurt'taki kayyum atamasına yönelik yeni bir eylem dizisi başlatılması masaya yatırılacak. Toplumsal muhalefeti büyütmenin amaçlandığı ifade ediliyor bu toplantıyla. CHP kayyum atamasına karşı idari dava da açmaya hazırlanıyor. Gerekçe olarak terör bağlantısına dair herhangi bir delil olmadığı gösterilecek. Demokrat Parti 15. olan Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal genel başkanlığa yeniden seçildi. Genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi, bazı imzaların ise geçersiz sayılması gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu sırada salonda tartışmaya sıçrayan Aksoy karara tepki gösterdi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ile ilgili konuştu. Bu öneri terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir dedi Uçum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki uyuma dikkat çekti. Sayın Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir. Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti. İmamoğlu, belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi. İnsanlarımızın yetkileri elinden alındığında gerçekten bu ülkeye olan inancı azalıyor ve en fazla da bu ülkenin çocuklarını ve gençlerini etkiliyoruz, dedi. Ahmet Türk de kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşmasına imkan yok, diye konuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı ile ilgili açıklamalarına tepkisini yineledi. Yargı tacizi yapılıyor demişti, hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu geçen haftaki konuşmasında. Adalet Bakanı, yargıya söylediği sözleri reddediyoruz. Türk yargısına kimse hakaret edemez. Yargımız bağımsız ve tarafsızdır. Yargı makamlarına kimse emir veremez, talimat veremez. Yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz, dedi Ekrem İmamoğlu'na. İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin verdiği, yaptığı açıklamada. Özetler böyle. Ekonomiye geçelim. Elbette piyasalara bakarak başlayacağız. Ardından da diğer ekonomi başlıklarına devam edeceğiz. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'la birlikte yeni haftanın piyasasına bir bakarak başlayalım. Günaydın, hoş geldiniz. İyi haftalar. Teşekkürler sizlere de. Evet, Borsa İstanbul 9500'e doğru yaklaşıyor. 9416, ufak ufak dediğiniz gibi bir yükseliş var. Dolar 34.46, Euro 36.35, Euro dolar paritesi 1.05. Bu sabah faiz ve petrole de bakalım. Petrolün varili de bu Trump'ın açıklamaları üzerine düşüşteydi. 42.67 faiz, altının onsu 2585 dolar, 2600'ün altında hala. Brent petrolün varili 71,29 dolar, ABD ham petrolün varili 67,11 dolar. Altında bakalım, gram altın fiyatı 2866 lira, tam altın 18691 lira sevgili seyirciler. Çeyrek altın 4687, yarım altın da 9374. Bugün artık ekonomik verilere bakarken Trump üzerinden bakıyoruz. Şimdi rekoru 30 Ekim'de kırmış altın. Burada da konuşmuştuk. 45 yılın en rekor kırılan yılını yaşadık. 2790 dolar. Bugün 2585 dolar. Seçimin ardından %4,41 değer kaybetmiş ons üzerinden. 2021'den bu yana en kötü performansmış. Bu 2021'de altın ons fiyatı 14 Haziran'la başlayan haftada %6,01 değer kaybetmiş. Yani bu ay değil de yani düşüş anlamında söyleyebiliriz. Yoksa yıllık anlamda değil. Yani yıl bazında bakarsak yine %30'a yakın artış olduğu görülür. Bu yine 1980 sonrasının en iyi
yılı diye devam ediyor yani. Ama böyle çok yani kısa vadeli... Yıllık göstergeyi bozmuş bir yok, şey değil bu %4. Değil çünkü işte Trump seçim, yani Trump değil, seçim sonrası 7.7 değer kaybetti. Hı hı. Bu değer kaybı yüksek, hızlı ve sert. Bu anlamda doğru. Ama bu 7.7 işte %35'e varan yıllık getiriden bu 7.7'yi düşün. Geriye yine %28 kaldı. Kazançtan kayıp var yani. Evet, evet. Evet. Özetle son iki günde de bir toparlanma var. Altın 2561 dolara kadar indi onsu. Hı hı. Yok 61 değil. 2536 dolar. 2536. Oradan geri dönüşü var. Tekrar yani oradan 2585'e çıktı. Hı hı. %1.7 arttı. Yani tabana vurdu, toparlanmaya başladı denebilir ama yani bu eli böyle doğru. İnişli çıkışlı, zikzaklı, testere ağzı gibi gidebilir de. Ama şöyle bir şey var bütün küresel piyasalarda. İlk hafta, seçimin ilk haftası işte o Trump coşkusu yaşandı. Borsalar %4'e yakın arttı. Emtialarda belli bir düşüş yaşandı. Petrolde işte %6'ya varan bir düşüş yaşandı. Altında %7'ye varan düşüş yaşandı. %8 hatta. Ama geçen hafta ya da ikinci haftasında işler tersine döndü. Yani altında kısmen böyle son 1-2 gündür bir terse dönüş var. Bu borsalar tersine döndü. Çünkü geçen hafta %2.3 yani değer yitirmiş borsalar. Yani bütün dünya borsaları. Dünya borsaları. Ortalaması bu. Amerikan borsalarında Nasdaq %3 değer kaybetmiş. Hı hı. Yani %6 değer kazanmışken %3'ü yarısını geri veriyor. Russell 2000 dediğimiz 2000 tane şirket var. Küçük ve orta boy şirketler Amerikan. %10 değer kazanmıştı. Çünkü küçük şirketler hani korumaca ekonomik politikalar bu şirketlere yarar gümrük duvarları diye %10 değer kazanmıştı. %5.8'ini geri vermiş durumda. Yani birinci hafta coşku ve şey, ikinci hafta normalleşme. Dolayısıyla balayı dönemi bitti. Daha başka hayatın gerçekleri başladı. Bitti mi balayı? Öyle oldu ama yani bu yine bir böyle. Bir de seçtiği isimleri gördükçe hala, ufak ufak kalp krizi yok, geçiriyorlar. Yok hala sürer bu. Çok ilginç. Türkiye'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Hı hı. Çünkü Türkiye Amerika'da başkanlık seçiminden belki en pozitif etkilenecek ülke gibi görünüyor. Sebebi malum işte Trump'ın Türkiye'yi biraz geçmişte tanımış olması, kurulan başkanlar düzeyindeki diyalog. Bu nedenle Türkiye borsası yani asıl seçimin etkisiyle, başka bir iki neden daha var, çok düşmüş olması vesaire ama asıl o etkiyle %8.5 bu dönemde prim yaptı. Hı hı. Ve geçen hafta da düşmedi, yükselişine devam etti. Evet. %8.5. Bizim gibi gelişmekte olan borsalar ise bu seçim döneminde 4.4 değer kaybetti. Bizimki tersine bir hareket içinde. Dünyadan tam tersine, farklı algılıyoruz. Pozitif ayrışmış yani durumda. Buna kısmen döviz kuru da dahil, diğer veriler de dahil. Yani diğer veriler dediğim mesela şey, risk primi, CDS. Hı hı. Burada da %4.5 oranında CDS'ler geriledi. 250 baz puanın ya da %2.5 faizin de altına indi. Hı hı. Böyle bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla seçimden Türkiye yararlı çıkmış gibi görünüyor. Kısa etkilerinde, kısa vadede bunu söyleyebiliriz. Evet. Dünyaya göre daha tersine bizde olumlu bir hareket var. Peki bir bütçeye gelmek istiyorum buradan bütçe verilerine. Bütçemiz 10 ayda 1.26 trilyon lira açık vermiş. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim'de 769 milyar 207 milyon lira, giderleri de 955 milyar 478 milyon lira olmuş. Ve Ekim'de bütçe 186 milyar 271 milyon lira. Ocak-Ekim döneminde ise 1 trilyon 260 milyar 289 milyon lira açık vermiş. Faiz giderleriyle ilgili de bir veri var bunda. Geçen yılın aynı ayına göre %103,9 artmış faiz giderlerimiz.
136 milyar 219 milyon lira olmuş. Her sene evet. açıklar veriyoruz. Böyle bizim geçmiş yıllar seyrine göre baktığınızda bu bütçe açık oranı nasıl görünüyor size? Yani geçen yıldan daha iyi değil. Hatta deprem harcamaları çıkıldığında biraz daha böyle bir tık daha kötü diyebileceğimiz bir şey. Ama buna rağmen yıl sonu hedefi geçen yılın biraz üstü, biraz daha iyisinde. Yani geçen seneki bütçe açığımızın milli geliri oranı %5.2 idi. Bu sene %4.9 alınmış. Ama bu gidişle biraz şüpheyle yaklaşılması gerekir. Tutturamayabiliriz 4.9'u. Ama geçen senekinin de üzerine çıkma ihtimali yok gibi. 5.2'yi geçmez diyorsunuz. Geçmez. Ama beklediğimiz iyileşme de burada hani biraz zor yakalanacak gibi. Çünkü meclise sunulan ve oradan kırpılarak geçen vergi kanunları ve taslağı işte paketi yetersiz bunun yetersiz kaldı. Bunun peki, ana nedeni. Bizim en iyi bu bütçe konusunda en iyi yılımız hangisiydi aklınızda kalan ya da şu aralıkta çok iyiydi? Yani, biz %3'ü de gördük, %2 dediğimiz yıllar var mı yoksa hep böyle midir? Yok hayır, bütçe konusunda aslında bizim geçmiş yıllardaki performansımız iyi. Kötü değil, %1'lere hatta 1'in altına kadar düşmüş şeyimiz var, bütçe açığımız var. Evet. 0.6'ya kadar indi. İşte 2016 galiba son en iyi yıldı. Yani ondan önce 2011-2012 yılları da vardı. Ve de bunun sonucunda yani bütçeyi açık vermeden, fazla açık vermeden eğer sürdürebiliyorsanız yıllar boyunca bu sizin kamu borcunun büyümemesini. Hatta milli geliri oranı ki asıl kıstas olur. Milli gelirle oran olarak düşmesine yol açıyor. Evet. Çünkü az borçlanıyorsunuz. Milli gelir büyüyor. Dolayısıyla milli gelire oranla kamu borcu düşük kalıyor. Şu anda Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı %26. Avrupa'nın pek çok gelişmiş ülkenin hatta gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında. Yani Türkiye aşırı borçlu bir ülke değil. Ya da devlet değil. Yani devlet. Burada ayrımı koyalım. Özel sektörümüz borçlu. Yani üstelik de bu borcun belki yarıdan biraz fazlası. Hatta biraz fazlası geçmiş döneme aitti. Son aylarda giderek döviz borcu artıyor özel sektörün. Dolayısıyla yarıdan daha fazlası demek daha doğru. Özel sektörümüz gelişmiş ülkelere göre çok mu borçlu? Hani bir oranladınız ya az önce kamu üzerinden. Çok mu borçlu? Evet, borçlu. Ya böyle yani en çok borcu olan özel sektör nerede? Çin'de. Çok hızlı bir borç artışı ve borç yükü var. İkinci Türkiye. Çin'den sonra ikinci miyiz? Evet, Çin'den dünyada, sonra özel ikinciyiz. Sektörde. Ha evet, bizim, çok borçluymuşuz. Özellikle de şey bu kamu ortaklığı ile yapılan projeler var. Bu projeler için özel sektör gidiyor işte yurt dışından kaynak buluyor. Kamunun da desteği ve garantisiyle çoğu zaman. Yap işlet devretleri diyorsunuz. Evet yap işlet devret ya da yap işlet anlamındaki projeler. Dolayısıyla getiriyor, projeyi yapıyor, işletiyor. Zaman içerisinde koyduğu parayı geri çıkartacak. Ama bu aynı zamanda Türkiye'nin hem dış borcunu artırıyor. Doğru. Ki özel sektör borçları da Türkiye'nin dış borçlarına dahildir, dahil edilir. Hem de özel sektörün aşırı borçlanmasına yol açmış durumda. Bir de tabii geçtiğimiz yıllarda kredi faizleri çok çok düşük olduğu için enflasyonun işte 1/3, 1/4, 1/5 altında borçlanılabildiği için hatta herkes borçlanma zengini olabildiği için, borçlanabilen zengin oldu çünkü. Doğru. Herkes borçlanma yolu seçti. Yani firmalar borçlama. Da aynı yolu izlediler. Tabii firma, asıl firmalar izliyor. Asıl firmalar yani, asıl alabiliyorken kredi kişiler, aldılar. Kişilere yani çok fazla kredi ihtiyacı yok. Olsun da hani, düşük tabii. Teminat vermesi lazım. Tabii tabii. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı Türk özel sektörü aşırı borçlu. Bu faizlerde %103 artış. Faiz giderlerinde. Bu
ayrı bir şey şimdi. Bu nedir? Burada hazinemiz maalesef geçmiş yıllarda ve bugün de hala devam ediyor. Borçlanma yöntemi seçmiş durumda. Bu borçlanma yöntemi, yani madem ki tasarruf sahiplerinin çok fazla altına yöneliyor ve biz bu altını da yurt içi üretimle pek karşılayamıyoruz, ithal ediyoruz. O zaman hazinemizde bizim altın sertifikası çıkarsın. Hı hı. Altına endeksi borçlanma aracı çıkarsın. Evet. Bunları satalım. Tasarruf sahipleri de fiziki altın yerine bu kağıtları alsınlar. Buna dayalı bir strateji izlendi. Dolayısıyla altına dayalı borçlanma yaptığınız zaman altının da malum son yıllarda değil, hatta 2000'li yılların tümünde en yüksek getiriyi sağlayan finansal araç. Doğru. Dolayısıyla altına endeksi borçlanma hazine borç faiz ödemelerini yükselten en önemli neden. KKM'ler bunun içinde mi? Bu KKM'ler bundan ayrı mı? Ayrı. Merkez Bankası ayrı değil mi bunun içinde değil? Ayrı, hazine çünkü KKM'yi şeye devretti, Merkez Bankası'na, ama hı hı. geçmiş işte bir yıl ya da iki yıl gibi böyle bir yükü kaldı. Hı hı. Ama bu seneki şey de yok. Yok. Yani geçen sene ortası itibariyle KKM'yi Merkez Bankası'na devretti. Hı hı. Merkez Bankası'nda da 800 milyar lirayı aşan bir zarar bilançoda duruyor. Kur onu taşıma zorunda. Nedeniyle. Evet, kur korumalı mevduattan kaynaklanan. Dolayısıyla hazineye de bu şekilde bir yükü, ona yakın miktarda, yani açıklanmadı ya da ben bilmiyorum yani, öyle bir yükü olsa gerek. Ama baktığımız zaman dövizle borçlanma da yine hazinenin borç faiz ödemelerini artırdı. Döviz endeksi hı hı. borçlanma. Çünkü döviz kuru son hani bir yıl içerisinde hareket ettiği gibi geçmiş yıllarda hareket etmedi. Yani enflasyondan daha hızlı arttı. Hatta enflasyonu yukarı çekti. O da ayrıca bir şey yaptı. Bir de hı hı. kira sertifikaları yoluyla borçlanma da önemli ölçüde arttı. Bir de oradan kaynaklandı. Dolayısıyla belki tarihimizin en düşük ya da en negatif faiz oranlarını geçmiş yıllarda uygulamış olmamıza rağmen, bunun bütün zararlarını görmüş olmamıza rağmen hazine bunun getirisini ya da kazancını elde edemedi. Bu borçlanma yöntemleri nedeniyle. Halbuki sadece faiz, Türk lirası faiziyle borçlanabilse hakikaten faiz yükü çok çok daha düşük olabilirdi. Çünkü negatif, yani %10, %12 ile borçlanıyorsunuz. Geçen sene seçim olduğu ayda hatırlıyorum ben, faiz oranı %9'un altına inmişti. Yani doğru. O zaman o %9'la kağıdı alanlar herhalde bugün %40'ın üzerine çıkmış faiz oranlarından çok büyük zarar yazardı. Hazinede kar yazardı. Doğru. Yani belki alanları batırırdık ama. Ben sizi dinlerken bile Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduattan zararını söyleyince, yani 10 ayda verdiğimiz bütçe açığı 1.26 trilyon. Sadece kur korumalı mevduat zararı 800 milyar lira. Ama yani bu geçen sene verilen zarar. Evet. Ya bu seneki ayrıca yine Merkez Bankası bilançosu açıklandığında orada göreceğiz. Yani belki bir miktar daha onun üzerine gelecek. 800 milyarın üzerinde mi gelir? Yok. 800 milyarın üzerine bir miktar daha gelecek. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Üzerine bir miktar. Tabii tabii, evet. Pardon, bir an şaşırdım. Niye o yani, kadar daha zannettim? Pardon. Dolayısıyla şey, yani kur korumalı mevduatı niye bir an önce terk etmemiz gerektiği de oradan ortaya çıkıyor. Çok çünkü müthiş bir yük getiriyor. Çok büyük zarar. Onu önemli ölçüde de azalttık hakikaten. Yani iyi de oldu. 40 milyar doların altına indi toplam büyüklüğü. Hı hı. Ama bütçede işte dediğim gibi yani istediğimiz, planladığımız ölçüde ölçünün biraz üzerinde seyrediyor. Bu seneki bu pozitif eğilimi sürdüremez isek gelecek seneki bütçe çok daha kritik hale geliyor. Çünkü gelecek sene 3.1 açık vermemiz lazım. Yani %4.9'luk hedefini 3.1'e çekmemiz lazım. Çekmemiz lazım. Hmm. Orada yani bayağı bir efor sarf etmemiz lazım. Onu yapabilirsek hakikaten bütçe tarafından enflasyonla mücadeleye destek verilmiş olacak. Aksi takdirde
hem geçen sene hem bu seneki enflasyon mücadelesinde bütçe tarafı veya da maliye tarafı, maliye ayağı çok fazla destek veremedi. Çok az destek verebildi. O destekle yani o destek veremediği için de enflasyon bence bu düzeylerde. Umduğumuz kadar düşmüyor, yavaş düşüyor. Evet. Ve gelecek seneki mücadeleyi de yine bu şekilde şey edersek o zaman enflasyon düşmeyecek demek olur. Üçüncü sene. Yani üçüncü seneyi mutlaka kazanmamız lazım. Kesinlikle. Yani bu seneyi hadi zor hadi idare edebiliriz. Diye herkes bekliyor. Ama bir, iki, üç, üçüncü seneyi de kazanamazsak o zaman hakikaten yüksek enflasyon kaderimiz olur. Allah korusun. Şimdi elektrikle ilgili, elektrik faturaları ile ilgili sübvansiyona ilişkin resmi gazetede yayımlanan bir karar var. Duyuralım, daha önce çalışmaları olacağını duyurduk. Elektrikte yüksek tüketime sübvansiyon kaldırıldı. Bir sübvansiyon var biliyorsunuz sevgili seyirciler. Devletin karşıladığı faturalar üzerinde elektrikte, doğalgazda. 5 yıllık 5000 kilowatt saat elektrik tüketen konut ve ticarethane aboneleri artık indirimli sübvansiyonlu elektrik kullanamayacaklar. 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek. Yıllık 5000 kilowatt saatin üzerinde. Deniyor ki işte villada oturan, işte çok fazla içinde elektrikli cihaz kullanan, elektrikli aracı olan, belli bir gelir düzeyinin üzerindeki insanlar bundan sonra elektrik faturalarında indirimsiz olarak ödeme yapacaklar. Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu. Bunun sadece %3'ü yani 1.2 milyon abone bundan etkilenebilir demiş Enerji Bakanı. Ne diyorsunuz bu karara? Vallahi yani açıklanan rakamlar herhalde doğrudur. Yani doğru tahmin edilmiştir. 1.2 milyon. Hı hı. Ama belki daha fazlası da yani 1.2 milyon değil de 1 milyon 300 bin de olabilir. Hı hı. Belki onun altında da düşebilir ama o civarda bir gerçekleşme yüksek gelir. İstisnalar varmış. De. Mesela camiler, cemevleri gibi onlarla ilgili onlar istisnalar devam edecekmiş yine. Ben sadece şunu merak ettim açıkçası. Evinde mesela hastası olan, sürekli makineye bağlı insanlar var ve benzer. Hani konforlu yaşadığı için değil de mecburiyetler nedeniyle orta ve dar gelirli olsa da çok elektrik tüketen. Acaba onlar bir yere başvurabilecekler mi? Raporlayıp belli bir şeyle onlar da istisnalara vallahi girebilecek mi? Benim de haberi herhalde hafta sonu bu yayınlandı. Öyle bir detay görmedim. Ama olmasında fayda var. Yani ihtiyaç nedeniyle. Tabii. Ama burada geliri yüksekse hani hasta vesaire nedeniyle harcanan elektriğin de bedelini ödeyebilir. Dolayısıyla orada konulmuş olan kıstas gelir. Ama geliri düşük. Ama burada gelire bakılmıyor galiba. Burada sadece tüketime bakılıyor. Ben öyle anladım. İşte tüketime. Tüketim üzerinden. Ya 5000 kilowatt saatin anladım. Üzerinde kullanıyorsanız siz ne kadar gelir? O zaman evet. Ne kadar kazancınız yani var? Yani bir gelir şeyine de bakılması lazım o zaman. Yani geliri düşük olabilir ama elektrik sarfiyatı işte hastalık vesaire gibi böyle çok insani kalabalık haklar evet. Nedeniyle İstisnai yüksek olabilir. Varsa. Buna bir istisna tanınabilir. Yani tanır şey belki de vardır böyle bir ayrıntı. Ya ben bir görmediğim için söylüyorum. Yoksa bile yani bu ayrıntı getirilebilir çok rahatlıkla. Hı hı. Yani bu yekunda teşkil etmez. Çünkü işte toplumun genelde yararlandığı bu ibadethane gibi yerlere madem ki istisna getirilmiş pekala hastalara da getirilebilir yani. Hı hı. Burada bir sakınca yok. Ama bu hakikaten hani bir kayba da yol açmaz yani çok cüzi bir şey olarak kalır. Ama bir şey var ki şimdiye kadar herkes eşit şekilde yararlanırken bu eşitlik bozuluyor. Geliri yüksek kesimlerden ya da fazla tüketenlerden fazla alınıyor. Burada adalet de çalışıyor demektir. Devlet sübvansiyon vermiyor. Hı hı. Bu önemli biraz. Çünkü %60 dolayında sübvansiyon hala olduğunu açıkladı devlet. Evet. O sübvansiyonu uygulamayacak. Demek ki yaklaşık yarı yarıya daha fazla fiyat ödeyecekler. Yani 1000 liralık fatura 400 lira ödüyorken 1000 liralık harcamaya diyelim 1000 lira ödenecek artık gibi bir durum var. Yok hayır yani 1000 lira ödeyen yine 1000 lira ödeyecek. Ama 2000 lira ödeyen belki 3000 lira ödemeye başlayacak.
Dolayısıyla hayır, harcamaya oranla demedim de ben alınan ürünün alınan ürüne oranla demek istedim. Yani elektrik te işte zaten uygulanıyor. %80 de o sübvansiyon seçim döneminde. Şimdi giderek düştü. %60'a düşürülmüş demek bu elektrik zamlarıyla. Dolayısıyla o %50-60 uygulanır hala bence. Uygulanmalı da çünkü pek çok aile, hane halkı hakikaten elektrik borcunu dahi ödeyemez durumda. Orada çok iyi bir ayrım olmalı. Dediğiniz gibi gerçekten lüks içinde yaşayan ve yüksek gelirli olanlar da tam ödesin yani. Gerçekten büyük konfor yok, içinde ama yaşayanlar. Bunu söylerken aslında sadece başka bir gerçeğimiz de var. Acı gerçek maalesef. Elektriği kaçak olarak kullananların sayısı da çok fazla. Elektrikte kayıp kaçak oranı %22. %22. Evet. Yani hala bu kadar yüksek mi? 5'te 1'i çok çok yüksek. Yani bunların çok bir yüksek miktarı şebeke kayıplarından kaynaklansa bile çok önemli bir miktarı kaçak kullanımlardan kaynaklı ve genelde Türkiye'nin fakir ve doğu kesimleri elektriği bu şekilde kullanıyor. Hatta elektriğe para vermeme bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ama bu da zor bir konu. Çözülmesi zor bir şey. Çünkü denetime giden elemanların öldürüldüğünü de gördük. Yani devlet görevlilerinin işte Türkiye Elektrik Kurumu'nun vesaire. Dolayısıyla şimdi özel sektöre devredildi. Yani burada devletin hakikaten daha farklı belki önlemler alarak, ekonomiyi daha fazla kayıt içine sokarak bu elektrik tüketimini daha detaylandırarak belgelendirmesi, sonra bunu daha hakikaten tahsil edebilmesi lazım. Bir de bu elektrik kaybını hırsızlık vesaire şeyinden çıkartıp devlet malını gasp etme gibi, kamusal bir malı gasp etme gibi böyle cezasını artırıcı önlemlere gitmesi lazım. Yoksa o elektrik kayıp ve kaçağının bedelini yine bedeli ödeyenlerin üzerine kalıyor. Bu da bir çok ciddi bir adaletsizlik. Yani önce bunun aslında giderilmesi lazımdı. Doğru. Bu aynı zamanda mesela ne diyeyim, elektriği çok hoyratça kullanmaya da vardırıyor. Yani ahırları elektrikle ısıtıyorlar. Hatta işte bu Bitcoin ya da işte kripto para madencileri yani böyle İşanlarında ya da ahırlarda çok elektrik tüketen bir şey. Kaçak elektrik. Yani insanların önüne koy bir bilgisayar çalışsınlar. Elektrik bedava. Yani arada bir tanesi yakalarsa bir şey, oh ne güzel kar elde ediyorsun. Fuzuli kullanımları ortadan kaldırır. Elektrik bedelinin düşük olmaması böyle bir şeye yol açar. Yani özellikle ticari anlamda da bayağı sarf var. Yani öyle bir aydınlatılıyor ki yani orada yakılan elektriği herhalde oraya giren insanlar da ödüyor, müşteriler de ödüyor. Dolayısıyla ben hakikaten çok fazla aydınlatılmış bir restoran, kafe, başka bir şey müşterisi olmuyorum, girmiyorum. Niye? Çünkü elektrik ucuz, tamam, sübvansiyonlu. Hani devlet de sübvanse ediyor ama aynı zamanda orası yine bir elektrik ücreti ödüyorsa onu müşterisine şarj ediyor demektir. Evet. Yani o bir de tabii onun ekolojik boyutu bambaşka bir şey. Ekolojik bilinç, bütün bu fatura giderler çevre, dışında. Mevri etkisini, evet, yani elektrik kullanımı konusunda bir bilinç, o da başka bir başlık. Şuna da bir değineyim diye birazcık üzerine eklemedim söylediğinizin. Aslında süremiz doldu, bir 30 saniye kaldı. Sadece şunu vurgulayalım. Tarım ÜFE, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi yıllık %35,46, aylıkta %5,3 artmış. Yani buradan da gıda enflasyonunu konuşuyoruz ya, buna ilişkin çarpıcı bir veri olduğu için bir cümle bunu yani görelim, öyle noktalayalım dedim. Gıda tüketici fiyatlarını azdırıcı bir fiyat değil. Değil mi? Değil. Çünkü tüketici gıda fiyatları daha yüksek. Yani üretici fiyatları tüketici fiyatların altında seyrediyor, onu gösteriyor. Dolayısıyla en azından üretim tarafından böyle yüklüce zammı gerektirebilecek bir şeyi fiyat gelişmesi yok. Önümüzdeki aylarda da eğer bir
fiyat artışı olur gıda ise gıda etiket artışlarının üreticiden ziyade evet, üretici doğru. dışındaki zincirlerden kaynaklanacak demektir. Onu gösteriyor. Şimdi hemen söylüyorum gıda. Hemen evet. onu söyleyin noktalayalım. Yani 45 burada gıda 35. fiyat artışı. Ha, 35-45 yani. Fiyat 45. 35 ne bizim alırken yani arada 10 puan fark var. 10 puan fark var. Güzel bir veri oldu bu. Sağ olun. Ben onu hatırlayamadığım için tam kıyaslayamadım. Neden o zaman bu kadar bize yansıyan farkı %10 puan 10 puan üzerinde üretici fiyat endeksin. Evet. Peki, çok teşekkürler Abdurrahman Yıldırım. Şimdi Rahim Ak birazdan Ayılar Boğalar programı ile karşınızda olacak. Ona bırakalım sözü. Saat başında da siyaset gündemiyle buradayız. Evet, para gündemde hem stüdyomuzda hem uzaktan konuklarımı görüyorsunuz. Siyasetin sıcak başlıklarını konuşacağız. Yeni haftaya yine pek çok önemli başlıkla, hafta sonunda yapılan açıklamalarla ve gelişmelerle başlıyoruz. Belediyelere kayyum ataması konusu var. CHP bugün Esenyurt'ta bir MYK toplayacak. Bundan sonra kayyumlarla ilgili süreci. Temellerin mezuniyet törenindeki kılıçlı yemini sonrası disipline sevkleri konusu var. Laiklik tartışması var Milli Eğitim Bakanı'yla CHP arasında bu konuda bir suç duyurusunda bulunmaya hazır. Hazırlanıyor CHP. Adaylık tartışması var muhalefet cephesinde. Hepsini konuşacağız. MHP'nin günlerdir hep aynı saatte paylaştığı vakit tamam paylaşımı Öcalan çıkışı sonrası yaşanan süreç bunu da değerlendirmeye çalışacağız. Siyasal iletişim danışmanı Doktor Gülfem Saydan Sanver bizimle. Gülfem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet de Ankara'dan konuğumuz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. İyi haftalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Bu arada iki değerli ismi de kaybettik aynı gün. Profesör Doktor Münci Kalayoğlu 84 yaşında vefat etti. Çok değerli bir bilim insanıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilklere, Türkiye'de de ilk karaciğer naklini yapan Türk hekimdi. Sayısız önemli çalışma imza atmış da ben unutmadan başlarken Allah'tan rahmet diliyorum. Yine duayen bir isim Muazzez İlmiyeçığ 110 yaşında vefat etti. Aynı gün ünlü arkeolog, dil bilimcisi, Sümer uygarlığı üzerine yaptığı çalışmalarla tanıdığımız çok değerli bir isim vefat etti. Nur içinde yatsınlar. Onları da anmadan başlamayalım istedim. Şimdi şöyle Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Teğmenlilerin kılıçlı yeminini günlerce konuştuk. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da epey bir zaman geçti aslında. Bir hafta sonra buna tepki de gelmişti. Şimdi disiplin kararı var. Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu. İhraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Hizmete engel davranışlarda bulunmak yani suçlamanın genel çerçevesi. Bu daha da ayrıntılı bir cümlesi var ama. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den de açıklama var. Teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili 25 Kasım işaret etti. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz dedi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Buna ilişkin sizle başlamak istiyorum. Mehmet Bey şunu da sorarak. Şimdi yeni mezunlar atamaları bildiğim kadarıyla olmamıştı. Tam yemin töreninde yaşandı bu olay. Disiplin Kurulu Milli Savunma Bakanlığı'nda mı karar verilecek? Nerede bu ihraca ilişkin talep konu görüşülecek. Size onu sorarak bir de yorumunuzu almak isterim bu gelişmeye ilişkin. Tabii şimdi bu EDOK'ta yürütülen yani Türk Milli Savunma Bakanlığı ofisinde yürütülen bir soruşturmaydı. Hı hı. Ve bu soruşturma doğrultusunda yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi iç hukuku çerçevesinde, iç disiplin hukuku çerçevesinde ilerleyen, tekemmül eden bir süreç. Şimdi yorumla alakalı kısmına gelecek olursak tabii çok tartışıldı bu 30 Ağustos'tan itibaren. Evet. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlığını beyan etti. Devlet Bahçeli'nin yine aynı dönemde yaptığı açıklamalar vardı. Bazı sorduğu sorular vardı. Önemli sorular vardı. Hı hı. Burada ne yapılmak istendiğini, nasıl bir mesaj verilmek istendiğine dair. Tabii bana göre mesele sadece bir disiplin meselesi de değil. Burada bir disiplinsizlik var ama bunun ötesinde Türkiye'de askeri vesayet dönemlerine dönüşü amaçlayan böyle bir niyetle böyle bir organizasyonun yapıldığını ben düşünüyorum. Şimdi bu metin tabii yemin metni daha önce bir süre 28 Şubat sürecine dahil olmak üzere kullanılmış. Ama daha sonra iptal edilmiş, kaldırılmış. Orada zaten
esasen yapılan başka resmi bir yemin metni de söz konusu. Onun üzerine böyle bir gelişme karşımıza çıktı. Ben burada yani yemin metnine baktığımız zaman da zaten nasıl bir Türk Silahlı Kuvvetleri, yani burada Türkiye'yi dış tehditlerden koruyan, özellikle 2010'dan sonra askeri vesayetin gerilemesinden sonra bütün gelişmiş demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkeyi dış tehditlere karşı koruyan bir Türk Silahlı Kuvvetleri mi olmalı? Yoksa onun öncesinde olduğu gibi rejim bekçiliği yapan, laiklik bekçiliği yapan, askeri vesayet döneminde askeri vesayete uygun bir ruh ikliminde hareket eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri mi? Şimdi kimse yani bu ülkenin üzerinden her 10 yılda bir, bu ülkenin zihinlerinin aynı zamanda üzerinden tanklar geçirildi, darbeler yapıldı, muhtıralar verildi. Askeri vesayet dönemleri daha 2010 yılına kadar askeri bildiriler havada uçuşuyordu biliyorsunuz. Sürekli bir şekilde çeşitli kavramlar üzerinde bir hem sivil siyaset üzerinde hem de ülke üzerinde gerilimler üreten bildiriler yayınlanıyordu. Dolayısıyla 2010'dan sonra esasen bana göre asli misyonuna döndü Türk Silahlı Kuvvetleri. Asli misyonuna döndükten sonra da yani tabii söylem olarak bu bir süre devam etti ama 15 Temmuz 2016'dan sonra bazı gerçek anlamda demokratik reformlar yapılabildi. Yaşın yapısı dahil olmak üzere kuvvet komutanlıklarına, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması dahil olmak üzere ve esasen yani Türk Silahlı Kuvvetleri kendi asli misyonuna döndükten sonra da güç kazandı, güven arttı, toplumun güveni arttı. Pek çok çeşitli bölgelerde Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden konularda çok önemli operasyonlar yaptı, başarılar elde etti. Dolayısıyla bu yeni durumu zehirleyecek, bu yeni durumu tekrar geri döndürecek, tekrar bir askeri vesayete Türkiye'yi sürükleyecek bir anlayış hiçbir şekilde kabul edilemez. Peki sizce bu şahsi olarak biraz... Mehmet Bey şunu sormak isterim. Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu yemini ettiren genç teğmen ve ihraç talebiyle disiplin kurulu şimdi talebini değerlendirecek. Sizce sizin baktığınız çerçeveden de değerlendirdiğimizde bunun cezai yaptırımı ihraç mıdır? Ona ilişkin görüşünüz nedir? Şimdi, i̇hraç bekliyor musunuz disiplin kurulundan? İhraç talebiyle zaten bu talep iletildi. EDOK'ta yürütülen soruşturma konusunda. Bunu göreceğiz tabii. Önden peşin bir hüküm tesis etmek doğru bir şey de değil. Ama ben yapılan işin mahiyetiyle alakalı görüşlerimi söylüyorum. Bunun yani herhangi bir sadece disiplinsizlik meselesinden de ibaret olmadığını söylüyorum. Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda da darbeler, muhtıralar, bildiriler, yani 27 Nisan muhtırası mesela. Bir 15 sene öncesine kadar bu yok muydu Türkiye'de? Yani bu havayı biz teneffüs etmiyor muyduk? Bu askeri vesayet rejimi Türkiye'nin üzerinde hüküm sürmüyor muydu? Bunlar da işte bazen darbelerle, bazen muhtıralarla, bazen işte çeşitli kavramlar üzerinden üretilen bildirilerle karşımıza çıkıyordu. İşte en son bir 27 Nisan 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken o dönemde yine Cumhurbaşkanı meclis mi seçecek? Yoksa o dönemde işte askeri çevrelerdeki bir takım tercihlere mi göre mi belirlenecek? Böyle bir gerilim vardı. Türkiye'de bütün zaten Cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın seçimine geçilmeden önce hep böyle bir gerilim ve o askeri vesayet döneminin ürettiği gerilimler içerisinde geçmişti. Ben yani o dönemler Türkiye çok şeyler kaybettirdi, bir şey de kazandırmadı. Hani bu 2010'dan sonrayı zikrediyorum. Burada 2016'dan sonrasını da zikredebiliriz. Evet. Ordu bugün mevcut misyonuyla çok daha güçlü hale geldi. Bunu bir takım anlayışlar, ideolojiler, içeriden dışarıdan bir takım akıl sahipleri tekrar Türkiye'yi bir askeri vesayet rejiminin içerisine sürüklemeye çalışıyor. Bu olayı da ben bu şekilde değerlendirdim. Peki. Gülfem Hanım, siz bu değerlendirmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Siz bu disiplin ihraç talebiyle sevki nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şöyle, şimdi ben zaten iki noktayı tam bağdaştırmakta zorlanıyorum. Şimdi disipline sevk, hizmete engel davranışlarda bulunmak
diye geçiyor değil mi? Hı hı. Hizmet engel davranışlarda bulundukları için, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeledikleri için disipline sevk edildiler. Diğer yandan yemindeki cümle şu: layık demokratik cumhuriyete uzanan eller karşısında bizi bulacak. Şimdi bu mudur örneğin TSK'nın itibarını zedeleyen yemin cümlesi, ya da burada hizmete engel teşkil eden cümle bu mudur? Cumhuriyet, layık demokratik cumhuriyete uzanan eller karşısında bizi bulacak demek. Ya da Mustafa Kemal'in askeriyiz demek hizmete engel midir? Bence hani açıkçası hani bunu böyle ardı ardına okuduğunuz zaman bile açıkçası benim tüylerim ürperiyor. Çünkü ben anlamakta zorlanıyorum. Bir vatandaş olarak da anlamakta zorlanıyorum. Şimdi tabii Mehmet Bey, bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz hikayesinin daha böyle siyasi ve ideolojik altyapılarını, boyutlarını falan filan anlatıyor ama günün sonunda Mustafa Kemal'in askerleri sadece askeri olarak söylenen bir cümle de değil. Cumhuriyet Bayramı'nda da örneğin bu sloganlar atılıyor değil mi? Birçok sivil vatandaş da bu slogan atıyor değil mi? Yani Mustafa Kemal'in askeriyiz demeniz için zaten sizin asker olmanız da gerekmiyor. Çoğunlukla siviller tarafından da atılan bir slogan bu. Burada aslında tam da bahsedilen o laik demokratik cumhuriyete bağlılığın bir ifadesidir bu. Şimdi askeri vesayet gelecek gelmeyecek, bunun altyapısı yapılıyor. Valla benim bildiğim, takip ettiğim süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi uzun uzun nasıl askeri vesayete son verdiğini anlattı değil mi bize? Bunu hatta askeri vesayete son vermeyi büyük bir siyasi başarı olarak vatandaşla anlattı. Bunun üzerinden kaç seçim kazanıldı? Çünkü bu bir demokratikleşme başarısı olarak anlatıldı. O zaman şimdi birden dönülüyor ve bir cümleyle mi tekrar askeri vesayet biz tartışmaya başlıyoruz? O zaman hani yok olmamış mıydı askeri vesayet? Yani daha önce söyledikleri mi doğru değildi o zaman? Yani nereden baksanız açıkçası bence böyle elinizde kalan bir hikaye. Kaldı ki işte ihraç talebiyle disipline sevk edilmeleri de çok çok büyük, çok ağır bir şey. Yani düşünecek olursanız yemin ettiren zaten okul birincisi, bunca yıl emek vermiş bir kişi. Kaldı ki orada tek de değil, birçok da yemin eden var. Değil mi? Aynı yemini edenler de var. Evet. Dolayısıyla bütün bir, hayatını, ömrünü bu uğra vermiş. Çünkü askerlik bizimki gibi işte danışmanlık gibi, akademisyenlik gibi bir meslek değil aslında. Öyle bir yaşam biçimi. Bir yaşam biçimi. Siz bir yaşam biçimini okuldan itibaren adıyorsunuz ve hayatınızın sonuna kadar bunu adamaya gönüllü bir şekilde isteyen bir başarılı bir ayrıca bir kadını diyeyim. Bu şekilde işte hizmete engel edecek davranışlarda bulunmak ve TSK'nın imajına, işte itibarını zedelemek suçu. Ben dediğim gibi ben zaten şeyi anlayamıyorum. Suçlanılan bu suçla yapılan yemin arasındaki bağlantıyı niyet okumak, kötü niyetle üstelik, kötü niyetle niyet okumak dışında bir bağlantı yok bunların arasında. Yani edilen yeminle atfedilen suç arasında sadece kötü niyetliyseniz böyle bir şey okuyabilirsiniz. Ama onun dışında dediğim gibi sadece askerlerin değil, sivillerin de kullandığı bir cümle bunlar. Ve zaten benim açıkçası TSK'dan beklediğim şey bu. Değil mi? Layık demokratik cumhuriyete sahip çıkması. Mustafa Kemal'in askerleri olmaları. Bizim zaten TSK'dan beklentimiz bu değil midir? Geri dönelim o zaman. Tekrar bence darbe sizin mutra verme niyetli okumak. Geri alsın. Bence niyetli okumak. Öyleydi yani bunlar. Niyetli okuması olsun yani Türkiye 10 yıllar boyu bunları i̇şte yaşamadı siz, mı? O yılları geride bırakmadık mı Mehmet Bey? Bunu işte uzun uzun tartışmadık mı? O yıllar geride kalmadı mı? Tekrar o bu ülkede askeri vesayet diye bir risk mi var artık? Tekrar oraya götürmeye çalışıyorlar işte ona karşı çıkıyoruz zaten. Kim çalışıyor? Böyle bir risk mi var? Bununla çok uzun yıllar mücadele edilmedi mi? Artık böyle bir riskimiz mi var bizim bakın, hala? Yani siz bu sadece niyet okumak, kusura bakmayın. Norveç'ten paraşütle bu ülkeye inmiş bir turist gibi konuşuyorsunuz ama... Siz de sadece Türkiye'de kötü niyetle konuşuyorsunuz, kusura bakmayın. Kötü niyetli olan sizsiniz. 10 yıllar boyu Türkiye'de
bunu yaşadı. Tanklar geçti bu ülkenin üzerinden. Evet, evet. Burada tabii da, ki bu Türk siyasi böyle bir şey olduğu Türk zaman siyasi tarihinin buna bizlerin de tasvip etmediği dönemler demesi, elbette ki bunlar. Hiç kimse bunlara geri dönmekten demesi, bahsetmiyor. Bunların hepsi sorulur. Bunların hepsi sorulur. Evet. Hiç kimse o dönemlere geri dönmekten bahsetmiyor zaten. Elbette evet. ki Türk siyasi tarihinde maalesef ki birçok bu tarz talihsizlikler yaşandı elbette ki darbeler gibi. Bunlardan hiçbirimiz zaten mutlu değiliz. Zaten bütün o darbelerdir bizim hala böyle tam olarak bir demokrasiyi oturtamama nedenimiz. Bunları zaten hep tartışıyoruz. Ama buradaki konunun ben sadece niyet okumak olduğunu düşünüyorum. Hemen Profesör Doktor Mustafa Aydın'ın da fikrini alayım. Şunu da hatırlatayım bu arada. Yani en başta bu tepkileri olduğunda Ebru Eroğlu'nun şunu dediği söylenmişti. Yani bize hep tarikatçı, cemaatçi diyorlar. Biz böyle anılmaktan da hani yorulduk. O yüzden de hani Atatürk'ün izinde olduğumuz anlaşılsın mealinde. Cümlesi tam bu değil ama bir ifadesi de çok konuşulmuştu. Sizce yani bu vesayet dönemine geri dönüşü hedefleyen bir hamle ya da bir davranış çerçevesinden görülüyor belli ki. Siz... Şimdi yani sizin söylediğiniz çok doğru. Bu belli bir çerçeveye oturtuluyor bu faaliyet. Ve o çerçeve üzerinden bir ceza verilip verilmeyeceği konuşuluyor. Yani şimdi ceza hukuk açısından baktığınızda yaptığınız eylemin kendisi bir suç teşkil ederse ceza alırsınız. Bunun hangi niyetle yapılmış olduğunun pek bir önemi yoktur. Yani cezanın miktarı üzerinde bir önemi vardır. Eğer kasıtla yapıyorsanız ceza artırılır, kasıtsızsa başka bir şey olur ama... Cezanın verilip verilmeyeceği yapılan eylemin kendisinin bir suç teşkil edip etmediğiyle alakalıdır. Şimdi bakınca 20. maddenin yani şeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin kanununun 20. maddesinin C fıkrası diyor. Burada işte anlatıyor ama uyan belli ki ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmak. Şimdi ağır disiplinsizlik, çünkü disiplinsizlikle ilgili bir ayrıca madde var, yani fıkra var. Disiplinsizliği evet. sürdürmek de bir ayrı maddede sıralanmış. Dolayısıyla burada sıradan bir disiplinsizlik değil, ağır olarak bir olur. Suç tanımı, şimdi, bir başlığı bunu var. Niye söylüyorum? Başta şu söyleniyordu, yani bu soruşturmalar başlarken söylenen, tören var, törenin insicamını bozan bir eylemden bahsediliyor. Dolayısıyla bir tören disiplinine aykırı bir davranıştan bahsediliyor. Önce yemin ediliyor resmi olarak, sonra en sonunda töreni. Şimdi, bir de kendi aralarında böyle bir yemin yapıyorlar. Onu saati, takvimi iyi koymak gerekiyor, zamanlamayı. Gerçekten suç teşkil edip etmediği biraz bununla alakalı. Tören devam ederken veya törenin hemen bitişinde bulunulan yerde... Törenin normal akışını ihlal edecek şekilde yapılmışsa evet bu bir disiplin suçu teşkil edebilir. Fakat benim gördüğüm kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Tören bitiyor, konuklar ayrılıyorlar ya da önemli bir kısmı ayrılıyor. Bunu yapacak olan teğmenler başka bir bölgeye geçiyorlar, yani tören alanında değil. Bu kendi aralarında bir anlamda özel, yani kamuya açık olmayan bir eylemden bahsediyoruz. Bu daha sonra bunun videosu çekilmiş sosyal medyada paylaşılmış. Evet, zaten. Sosyal medyada paylaşılınca Cumhurbaşkanı vermişti bu arada, birincilerin üçü de kadındı evet, ve çok yani tören hani, bitiyor, Cumhurbaşkanı ayrılıyor, devlet erkanı ayrılıyor, hatta muhtemelen ailelerin önemli bir kısmı da ayrılıyor. Bu tören alanında değil, başka bir bölgeye giderek orada yapılan bir şey. Dolayısıyla bunun törenin insicamını bozacak disiplinsizlik olmadığını anlıyoruz. Ben, en azından ben öyle okuyorum. Bilmiyorum, buna disiplin kurulu karar verecek böyle olup olmadığına. Şimdi böyle olunca meselenin teknik boyutunun ötesine geçiyoruz ve mesele bir siyasi meseleye dönüşüyor. Zaten soruşturmanın yürütülmesinden de biraz bunu anlıyoruz. Yani şu ana kadar bakınca toplu bir şekilde soruşturma yürütülmüyor, dağınık yürütülüyor, tek tek beyanatlarda bulunuyor, tek tek Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkler yapılıyor. Dolayısıyla biraz kamuoyunu da test ederek bunların yapıldığını tahmin ediyorum, öngörüyorum. Gelen tepkilere baktığınızda, şimdi yani bu, ne görüyorsunuz bu, sokakta? Yani her kesimden insanın genel olarak tepkisi nasıl buluyorsunuz? Genel bir tepki var ama bu da yine meselenin siyasileşmiş olduğunu gösteriyor. Yani bir grup, Mehmet Bey'in söylediği gibi, Türkiye tarihinin, siyasi tarihinin geçmişiyle alakalı analizler yaparak
bu tür bir eylemin yakın geçmişi hatırlattığını yakın geçmişi hatırlattığını yani. Düşünüyor. Dolayısıyla ceza verelim. Hı hı. Diyor. Ama bir grupta diyor ki hayır, bu mevcut, aslında yine işin siyasi olduğunu gösteren bir şey, mevcut siyasi yapıdan duyulan rahatsızlığı ifade etmek olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Öyle bunu o şekilde savunuyor. Dolayısıyla ben bu konunun kamuoyunun vereceği tepkileri göz önünde bulunarak aslında hükümet tarafından, yani teknik soruşturmadan bağımsız olarak siyasi bir değerlendirmeyle hükümet tarafından bu işin sürdürülüp sonuçlandırılmaya çalışacağını tahmin ediyorum, görüyorum, öyle gelişiyor. Ve TYB'nin ceza alıp almasının da teknik olarak suçlu olup olmamasından bağımsız. Hmm. Siyaseten, çünkü belli bir grup bunun, bu cezanın verilmesini istiyor. Toplu olarak herkese aynı cezayı vermek büyük bir infiale yol açacağı da ortada. Ve üstelik bunun Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki oluşturacağı olumsuz baskı da ortada. Zayıflatma anlamında bir etkisinin olması da ortada. Dolayısıyla suçlu seçiliyor. Ne yapıldı? Kıdemli Teğmen, hı hı, ve şimdi de dönem birincisi olan Teğmen'e tebligat yapıldı ve sizler hakkında işte yüksek... Buradan işte, mutlaka ihraç çıkacağını... Garantisi yok. Yani, ben bunun kamuoyunun tepkisiyle çok bağlantılı olacağını tahmin ediyorum. Şu ana kadar bu iş siyasi geldiği için bundan sonra da siyasi gidecek. İhraç verilebilir. Hı hı. Çok yüksek bir kamuoyu baskısı, tepkisi görülürse ve bu baskı, tepki sadece belli bir grup siyaset, belli bir alanda siyaset yapanlar tarafından değil. Yani sadece CHP'liler tarafından değil. Bu daha geniş bir tabana uzanan bir tepki olur ise, o zaman daha düşük bir cezanın verilebileceğini de bekleyebiliriz. 25 Kasım, yani bugün 18 Kasım. Öbür türlü kamu baskısı da var. Bundan rahatsızlık duyan, evet, ciddi, evet, anlamda. İki türlü var. İki türlü var. Zaten Mustafa. Evet. İki türlü var. Dolayısıyla siyasi bir mesele ve hükümet kendisini burada nerede rahat hissedecekse oraya doğru evrilecek gibi görüyorum. Hı-hı. Ve bir, şimdi sürenin de sonu belli değil. 25 Kasım'da karar çıkacak değil. 25 Kasım'da başlıyor süreç. Evet. Bir ay kadar sürecek, yılbaşına doğru giden bir süreçten bahsediyoruz. O kadar olur mu? O kadar bir zamana yayılır mı? Hayır, şunun kararının verilmesi iki günlük bir iş de. Ama işte o siyasi havayı koklamak gerekiyor ya, onu görmek gerekiyor. O günün gelişmeleri de ne olacak? 25 önümüzdeki hafta, yani bir hafta sonra. Buyurun Mehmet Bey. Bir cümle Serap Hanım. Buyurun tabii. Şunu söyleyeyim. Yani buradan hani siyasetten yararlanma gibi bir arayış olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekten bir rahatsızlık uyandırdığı için bu şekilde reaksiyon gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de sorular sordu ve ilk Bahçeli konuştu. Daha doğrusu bir yazılı açıklama yaptı bu olayın üzerine ve buradaki niyeti, yani ne yapılmak istendiğini, ne tür bir mesaj verilmek istendiğini Sayın Bahçeli sordu, sorguladı. Dolayısıyla bir hani kamuoyu baskısı bu süreçte etkili olacaksa, bu iki tarafı, bu yani Türkiye'nin bir defa bu darbeler tarihi, muhtıralar tarihi, bu insanların zihinlerinde hala canlılığını koruyor. Genç nesilde biraz azalmış olsa da bunu yaşamış olanlar açısından bu canlılığını koruyor. Dolayısıyla buradaki refleks de zaten, hı hı, tekrar eski Türkiye'ye mi dönüyoruz? Tekrar eski vesayet rejimine mi dönüyoruz? Bunlar nedir? Ne oluyor? Dolayısıyla bundan duyulan bir rahatsızlığa binaen bu süreç bence radara alındı, yakın takip alındı. Neyse, ben Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin göz bebeğidir. Buradan bir siyasi rant devşireyim de kendi lehime kullanayım gibi bir düşüncenin olduğunu düşünmüyorum. Ben de zaten onu söylemiyorum. Sonuç yani, bölümü için çıkış noktası olarak değil de siyaseten, şu an seyreden duruma ilişkin siyaseten anladım ben. Mümkün olduğunca zarar görmeden bu işten kurtulma hani çabası öyle var. Öyle anlaşılabilir diye ben sadece, evet, vurgulamak istedim. Yani, Mehmet Bey, hatta şimdiki soruyu da size sorayım ama bunu da lütfen kısa kısa yorumlayayım. Başka konular da var. Yani Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP arasındaki bu laiklik polemiğiyle ilgili birkaç cümle almak, evet, isterim. Çünkü hukuki bir sürece de evrildi konu. Milli Eğitim Bakanı'nın laiklikle ilgili ifadeleri vardı. 1940'ları hatırlayın. Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesini yasaklamak ifadesi. Laiklikle ilgili yaptığı bir konuşma içinde kullanılmıştı.
açıklanınca CHP'den tepkiler geldi. CHP parti sözcüsü dedi ki bu yalandır dedi. Camileri ahıra çevirmedik, kapatmadık. Buna sert bir tepkisi oldu. Hatta sadece ondan değil, genel başka yorumlar var. Onun üzerine Milli Eğitim Bakanı dedi ki ya tarihlerini bilmiyorlar ya da tarihlerini inkar ediyorlar. En sonunda CHP Genel Başkan Yardımcıları laiklik karşıtı konuşmaları nedeniyle bir suç duyurusunda bulunmuşlar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında. Kısa kısa bir yorumlarınızı almak isterim. Neden şimdi hem teğmenler üzerine bir laiklik tartışmasını konuşuyoruz bugün? Şimdi bir önceki konuyla da bir yerden ilişkili bir konu. Laiklik meselesi esasen. Burada özünde Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik anlayışına dönük eleştiriler getiriyor. Yaptığı bu. Verdiği örnekler de bu tezin altını doldurmaya dönük örnekler. 1940'lara dönük. Ki onların hepsi de doğru örnekler. Yani bunları yokmuş gibi farz etmenin bir anlamı yok. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi bence bir sınavla karşı karşıya laiklikle alakalı. Şunu söylemek istiyorum. Hangi laiklik derken 2010'a kadar Türkiye'de işte o askeri vesayet döneminde, askeri vesayet rejiminin hüküm sürdüğü 10 yıllar boyunca laiklik baskıcı, müdahaleci, inançlara müdahaleci ve yasaklayıcı bir yorumla devredeydi. Bu bir yani bu felsefe uygulandı, hatta çok uzun yıllar biz laiklik tartışıldı bu ülkede. 2010'dan itibarense yine bir CHP Ecevit jargonuyla söyleyeceğim, inançlara saygılı ve özgürlükçü yorumuyla laiklik gündeme geldi. Uygulamaya kondu daha doğrusu. 2010'dan itibaren baktığımızda o daha önceki aslında esasen baskı unsuru olarak müdahaleci bir yorumla uygulandığı dönemde gündeme getirilen tezlerin de hiçbir anlamının olmadığı anlaşılıyor. Yani işte başörtüsü meselesi mesela, AK Parti tek başına iktidar iken bu konuda yaptığı bir düzenleme nedeniyle kapatma davası açılmıştı. Orada da yine laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak suçlamasıyla buna muhatap olmuştu ve kıl payı, yani 2008 Temmuz ayından bahsediyorum, kapatılmama yönünde bir para cezası verilme yönünde bir karar çıkmıştı. Şimdi ne oldu? Hangi laiklik? Yani burada ondan sonra yani bütün o yasaklar kalktı değil mi? Yani okullarda, üniversitelerde kaldı ki o düzenleme o zaman 2007'li sonbaharında sadece üniversitelerde o yasağı kaldırmaya dönük bir yine AK Parti MHP ittifakıyla yapılan bir düzenlemeydi. Sonra ne oldu? Yani bu yasaklar kalkınca, bu yasaklar kalktıktan sonra bir laiklik problemi Türkiye'de konuşuldu mu? Bana göre laiklik problemi çözüldü esasen. Yani laikliğin gündemden düşmesi, laikliğin tartışma konusu olması, ikide bir çeşitli konular üzerinden tartışma gündemine girmesi, çeşitli yasaklar üzerinden gündeme gelmesi, bunların Türkiye'ye enerji tüketen meseleler olduğu sonucu karşımıza yani çıktı. Kısa kısa dediğim için tam bu son cümlenin üzerinden hemen Gülfem Hanım'a döneyim. Laiklik konusu çözüldü artık Türkiye'de. Ben bir cümle şunu söyleyeyim. Özür dilerim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi laikliğin hangi yorumunu destekliyor? Buna bence dönük bir politika geliştirmesi gerekiyor. Buna dönük bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Özgürlüklere saygılı laiklik anlayışı mı? Bülent Ecevit'in zamanında zikrettiği. Yoksa baskıcı, yasaklayıcı, müdahaleci 2010 öncesi laiklik anlayışı mı? Buyurun. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden değilsiniz ama yani sonuçta konuya yorumunuzu sorun. Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Şu noktaya katılıyorum. Türkiye'de bu bence laiklik tartışma hikayesi çok eski bir konu. Ve bu konu bir daha tartışılacak bir konu değil. Bunu bugün tartışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bununla ilgili tekrar bir politika üretmesine gerek yok. Çünkü uzun zamandır zaten laikliği özgürlükler ekseninde tanımladıklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla konu laiklik değil aslında. Konu bana kalırsa iktidarın ana gündemi tartıştırmamaya çalışması. Böylece biz sürekli eski konuları
deşerek. Çünkü bu laiklik tartışmaları çok eski tartışma. Hakikaten çok eski tartışma. Ben şimdi bekliyorum, önümüzdeki haftada 2. Dünya Savaşı'ndaki kuyruklardan falan bahsedilecek muhtemelen. Yani buradaki hikaye, bu ülkede sokaktaki insanın ciddi gündelik problemi var. Yaşamsal problemi var. Yani biz o yoksulluklardan, derin yoksulluklardan bahsediyoruz. İşte daha geçen pazartesi sizin programınızdayken İzmir'deki maalesef ki yanan barakada vefat eden çocuklar var, değil mi? Bu yeni doğan çeteleri gibi normal şartlar altında herhalde böyle bir istifalar zinciri olması gereken bir yerde bir ilçe sağlık müdürünün bile istifa etmediği bir ülkede yaşıyoruz biz. Ama bunların tartışılmasının istenmediğini düşünüyorum ben. Bunların tartışılması istenmediği için de ne yapacaksınız? İktidar olarak gündemi farklı bir şekilde meşgul etmeniz gerekecek. Şimdi durup dururken bu laiklik tartışması, Milli Eğitim Bakanı'nın çıkarmasının da ben tamamen bu yönde olduğunu düşünüyorum. İşte bakın bizler örneğin bugün farklı bir konu konuşmuyoruz. En azından bir 15 dakika, hepimiz 3 dakika, 5 dakika konuşsak 15 dakikamız. Türkiye'de laiklik problemi var mı yok muyu tartıştık. Biraz önce yine teğmenler ekseninde de tartıştık laiklik problemini. Hı hı. Türkiye'de hiç olmayan bir gündemi biz tartışıyoruz. Dolayısıyla da vatandaşın gerçek gündemini konuşamıyoruz. Muhalefet de vatandaşın gerçek gündemini konuşamıyor. Ve muhalefet savunmada kalıyor. Bence zaten iktidarın asıl yapmak istediği şey bu. Muhalefeti savunmada bırakarak muhalefetin daha vatandaşın hayatına yönelik politikalar üretmesini, bunların konuşmasını engellemek. Dolayısıyla da ben bu tartışmayı tamamen bu eksende yorumluyorum açıkçası. Hocam sizden de o zaman bir yorum alıp yarın grup toplantıları var, ona ilişkin beklentiler var. O diğerlerine de, diğer konulara da geçelim. Yani ben Gülfan Hanım'la çok benzer düşünüyorum. Siz İkinci Dünya Savaşı dediniz. Şu anda sosyal medyadaki en büyük tartışmalardan birisi Birinci Dünya Savaşı'na giderken İttihat Terakki'nin Osmanlı Devleti'ni batırıp batırmadığı tartışması. Önümüzdeki hafta oraya evrilebiliriz siyaseten. Yani Sayın Bakan'ın açıklamalarını ben dinledim, videosunu izledim. Hı hı. CHP'nin laiklik konusunda ne düşündüğünü eleştirmiyor. CHP'nin laiklik konusunda ne düşündüğünü kendisi tanımlıyor ve o tanımlamayı eleştiriyor. Şimdi CHP böyle mi düşünüyor laiklik konusunda? Değil. Yani eğer doğruysa Mehmet Bey'in söylediği, CHP'nin eski laiklik anlayışını aslında eleştiriyor. Bunun için verdiği örneklerin hemen tamamı tek tek bilimsel olarak da bir sürü yazılı kaynakta da resmi belgelerle de reddedilmiş olan şeyler. Hatta bir kere iki kere değil, tabii bu ki tartışma her ortaya çıktığında tekrar tekrar reddedilen şeyler. Bunlar niye yeniden tartışıyoruz? Hükümetin iktidara geliş ve iktidarda kalış sürecine izlediğinizde bütün kamuoyu anketlerinde gözüken şeylerden bir tanesi toplumu belli konular etrafında ayrıştırıp o ayrışmadan çoğunluğun desteğini alarak kazançlı çıkmak şeklindeydi. Genel ana stratejisi buydu. Bunun içerisinde de en çok kullanılan ayrıştırma meselesi laik dindar ayrımıydı. Aslında hani bu ikisi arasında bir bu kadar keskin ayrım var mı, kutuplaşmayı gerektirecek bir şey var mı, ayrı bir bilimsel tartışma olur, saatler sürer ama toplumsal olarak böyle bir ayrışma vardı ve bunun üzerinden hükümet siyaset yaptı çok uzun zaman. Şimdi bence yapılmaya çalışılan tekrar o, özellikle de son dönemdeki kamuoyu yoklamalarında gözüken bir oy kaybı söz konusu. Hatta bu en son MHP Genel Başkanı'nın Abdullah Öcalan açılımıyla birlikte veya söylemiyle birlikte başlayan MHP'nin de oy kaybı. Yani sadece AKP'den değil, MHP'den de bir oy kaybı söz konusu. CHP'den de bir oy kaybı CHP'de olduğu söyleniyor. CHP'de yani burada iyi pozisyon alamamanın getirdiği bir şey. Ama iktidar kanadı buna bir çözüm, bir ara çözüm, bir geçici çözüm, bir frenleme bulmak için kendi tabanını konsolide edecek böyle bir tartışmayı yeniden gündeme getirmeyi uygun görmüş. Peki sizce örneğin Ekrem İmamoğlu'nun Ahmet Türk'e yaptığı ziyaret nasıl önce bu konuda ben Yusuf Tekin meselesiyle ilgili söylenenlere bazı itirazlarım var. Müsaade eder misiniz? Tabii Mehmet Bey, buyurun. Yani şimdi birincisi, bu böyle gündem değiştirmek için yani Sayın Aydın ve Gülfem Hanım her ikisi de o konuda uzlaştı ve ben ona katılmıyorum. Esasen burada Yusuf Tekin savunma amacıyla bu konuları gündeme getiriyor. Çünkü kendisine hep laiklik üzerinden eleştiriler getiriliyor. Kim getiriyor? Demek ki gündemi iyi takip edilmiyor bir taraftan.
Yani Milli Eğitim Bakanlığı, yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına eleştiriler var buna ilişkin. Milli Eğitim Bakanı geldiği günden bu yana, bakın bir kendi bizi biz yapan değerler diye özetlediği bir bu değerlerin müfredata girmesinden bahsetti. Bir müfredat değişikliğine yöneldiği günden itibaren bu suçlamalara laiklik üzerinde muhatap oluyor Yusuf Tekin. Dolayısıyla burada gündem değiştirme bir safsatadır. Yani gündem değiştirme niyetiyle bunu Yusuf Tekin'in bir laiklik tartışması açtığını düşünmek bana göre Türkiye gündemini takip etmemekle en azından alakalı bir şeydir. Sürekli bir şekilde mütemadiyen bu konuda hücuma uğruyor. O da diyor ki benim laiklik anlayışım sizin laiklik anlayışınız da aynı değil diyor. Benim laiklik anlayışım özgürlükçüdür diyor, inançlara saygılıdır diyor. Sizin laiklik anlayışınız baskıcıdır diyor. Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgürlükçü laikliği savunmaya başladığını söyledi Gülhem Hanım. Hiç de katılmıyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu sonrası yeni dönemde tekrar laiklikle alakalı daha önceki yorumu, baskıcı, yasaklayıcı yorumu destekleyen söylemler Cumhuriyet Halk Partisi'nde çoğalmaya başladı. Mesela CHP sözcüsünün yaptığı açıklamalar var. Diyanet'in Cuma günü Cuma hutbesine dönük saçmalık, hadsizlik gibi ağır ifadeler geçen cümleleri de kurduğu bir takım açıklamaları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün diline bakarsanız, yaptığı açıklamalara bakarsanız tam da bu yer böyle bir yerden yani baskıcı bir laiklik yorumuyla aslında CHP'nin hareket etmeye başladığını düşünürsünüz. Burada da yani Yusuf Tekin kendini savunuyor. Kendisine yönelik laiklik üzerinden yapılan ve uzunca bir dönemdir yapılan eleştirilere karşı diyeyim hadi. Esasen kendisini savunuyor. Dediği de çok basit aslında. Yani benim laiklik anlayışımla sizin laiklik anlayışınızın uyuşması mümkün değil diyor. Ben diyor özgürlüklere saygılı bir laikliği savunuyorum diyor. Siz diyor o örnekleri de ondan dolayı veriyor zaten. Peki. Ama evet. Siz diyor başka türlü bir laikliği savunuyorsunuz diyor. Bu bir gündem değiştirme, gündem saptırma, laiklik üzerinden siyasi prim kazanma niyetiyle yapılmış açıklamalar olduğuna ben katılmıyorum. Bu dediğim gibi kendisine yönelik devam eden eleştirilere karşı bir cevap hakkı dediniz. Savunma refleksiyle. Peki. Şimdi 6-7 dakika kaldığı için araya gireceğim izninizle. Çünkü yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını takip ediyoruz. Çünkü 5 günde üst üste MHP'nin hesabından vakit tamam paylaşımı yapıldı. O videonun ardından mesajlar veriliyor ve diğer yandan da Ekrem İmamoğlu Ahmet Türk'ü ziyarete gitti. Size onu soruyordum. Yarın kaldığı için size sorayım. Şu an bu Öcalan çağrısının ardından kayyumlu ve verilen mesajlar partilerin pozisyonuna baktığınızda size ne söylüyor bu Öcalan çağrısını varacağı noktaya ilişkin? Yani bir kere kafa karışıklığını gösteriyor bu bir. Yani bir tarafta işte gerekiyorsa Öcalan gelsin mecliste konuşsun deyip öteki tarafta bunun demokratikleşme ayağının olacağı çok açıkken olması gerektiği çok açıkken Kürtlerle yapılacak veya Kürt siyasetiyle yapılacak bir uzlaşıda demokratikleşme ayağı olması gerektiği çok açıkken diğer taraftan birkaç kayyum atanması bir yana bırakıyorum. DEM Parti'nin tüm belediye başkanlarının bir inceleme altında olduğuna dair haberlerin basına yansıtılmasından kafa karışıklığı olduğu ya da farklı yönlere çekildiği anlaşılıyor. Şimdi bir taraftan iktidar bloğunun küçük ortağı bir açılım yaparken Cumhurbaşkanı bunu o kadar canı gönülden sahiplenmemiş gözüküyor. Bu arada bir anlaşma olmadan Bahçeli'nin böyle bir şey yapmayacağı inancı yerleşik olduğuna göre ben bunu Cumhurbaşkanı'nın geleceğe yönelik bir kendisini rahatlatma, kendisine bir hareket alanı açma çabası olarak görüyorum. Burada da yine kafaların çok netleşmediği sonucuna ulaşıyorum. CHP tarafı en az iktidar tarafı kadar kafalar biraz karışık. Orada da birden fazla farklı türde politika izleniyor. Orada da farklı yönlere doğru gidiliyor. Genel başkanın ilk açıklamaları biraz CHP tabanını da ciddi tepki yaratacak düzeyde biraz ileri giden açıklamalardı. Bu tarafta AKP CHP'ye yüklenince teröristlerle birlikte misiniz diye bir taraftan Abdullah Öcalan'ı meclise getirmeyi konuşup diğer taraftan DEM Parti ile birlikte hareket etmek isteyen bir başka partiye teröristlerle birliktesiniz mi diye sormanın absürtlüğünü bir kenara bırakıyorum.
bu yüklenme ardından CHP'de bu sefer bir geri adım CHP merkezinde görüyoruz. Buna karşılık farklı bir yöne doğru giden Ekrem İmamoğlu var. O da kendi liderlik adaylığını ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığını ve partideki öncü konumunu sağlamlaştırmak için bence parti merkezinden de bağımsız olarak kendince bir takım adımlar atıyor. Yani Ahmet Türk ziyareti de bence bunun bir önemli bir ayağı idi diye düşünüyorum. Yani ben muhalefetiyle iktidarıyla bu konuda henüz netleşmiş pozisyonlar olmadığını. Çünkü yaptıkları bunu gösteriyor. Farklı yönlere çekiyor herkesi. Herkes birbirini ölçüyor belki bir sonraki adım için. Evet. Öyle bir durum var mı? Evet Bey buyurun. Ya şimdi ben şunu önce söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile olan ilişkisi, işbirliği tabii ki yani her parti mecliste temsil edilen partilerle işbirliği yapılabilir. Bunun bir gizli saklı böyle yarı açık yarı gizli bir dönem oldu. Bir gün fotoğraf verdiler, başka bir gün vermediler. Bir esasen oraya dönük eleştiriler söz konusu oldu. Bir de tabii yani CHP DEM Parti'yi hiç PKK ile ilişkisi üzerinden zorlamadı, zorlamıyor. Yani PKK ile arasına mesafe koyması konusunda bu işbirliğinin beraberinde getireceği bir baskı, bir telkin en azından daha çok bu nedenle eleştiriliyor. Yani o da neredeyse tamamen DEM Parti'nin tezlerini kabullenmiş. Onun zihninde de hatta Türkiye'nin belli bir bölgesinde CHP'ye artık oy alabilmekten uzaklaşmış. Dolayısıyla sadece DEM Parti'nin oylarından yararlanma, bunun karşılığında da DEM Parti'nin siyasetini kabullenme, ideolojisini kabullenme biçiminde gelişiyor. Değilse eğer bu işbirliğini, bu ortaklığı bir şekilde DEM Parti'nin terörle ilişki arasına mesafe koymasına dönük bir baskıyla eğer Cumhuriyet Halk Partisi siyasette kullansa çok değerli olur. Ben bunu söyleyeyim. Çok değerli olurdu. Hı hı. Ama peşinen dediğim gibi mevcut haliyle DEM Parti'yi kabullenen bir tutum burada söz konusu. Son cümlenizi artık alacağım. Gülfem Hanım'a da bir yani kaç dakikalık kalsın. Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yani 22 Ekim'deki açıklamasını baştan sona eğer dikkatlice okursanız orada bir açılım yani daha doğrusu bir yeni bir tanım, yeni bir yönetim biçimi buna dönük bir açılım yapmıyor. Evet. Esasen yani Türklerle Kürtlerin bin yıllık kardeşliğine vurgu yapan DEM Parti'yi de Öcalan üzerinden Kandil'den uzaklaştıran, terörden uzaklaştıran iki ana çerçevesi var diye düşünüyorum. Vakit evet. olsaydı daha konuşurduk ama ben herhalde Gülfem Hanım'a evet, söz verdiğim için. Hakikaten bir iki dakika vakit kaldı. Buyurun. Şimdi açıkçası ben bu videoların iki amacı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan evet Sayın Cumhurbaşkanı'na da mesaj vermek. Fakat diğer yandan ben MHP'nin kendi tabanına da, kendi seçmen kitlesine de bir mesaj vermek istediğini düşünüyorum. Şimdi bu çözüm süreciyle bugünkü yapılan bu açılım, ikinci açılım hareketi arasındaki en büyük temel fark, birinci çözüm sürecinde biz çok fazla demokratikleşme kavramını kullanıyorduk. Değil mi? Barışma, evet. demokratikleşme. Evet. Şimdi bu ikinci yapılan süreçte ise çok böyle bir demokratikleşme, kardeş, barış falan gibi dertler değil. Daha çok hep güvenlik politikaları ekseninde tartışıyoruz. Silah bırakma ve güvenlik politikaları ekseninde tartışıyoruz. Ama tabii ki ben de hocama şu noktada çok katılıyorum. Siz bu kadar büyük bir açılımı sadece güvenlik politikası ve silah bırakma ekseninde gerçekleştirmeniz çok zor bir şey. Fakat ne olursa olsun ben Sayın Bahçeli'nin bu çıkışının tam olarak hala kendi seçmeni nezdinde de anlaşılamadığını düşünüyorum. Bu nedenle de özellikle geçtiğimiz haftadan itibaren farkındaysanız bütün televizyonlarda ve kendi yazılı basın organlarında da ciddi bir milliyetçi bir kampanyaya başladılar. Yani öyle bir milliyetçi kampanya ki aslında biz Öcalan'ı konuşturarak milliyetçiyiz gibi bir şey. Yani bu böyle onun konuşmasına, meclise konuş çağrısı milliyetçiliğin bir yükselişi olarak gösterilmeye çalışılıyor. Niye? İşte biz çok milliyetçiyiz, güvenlik politikaları ekseninde biz bu terör sorununu çözeceğiz. Merak etmeyin. Biz milliyetçilik bizim hala elimizde noktasını bence seçmenine böyle vurgulamak istiyor. O yüzden de dozu gittikçe artan farkındaysanız hem yazılı basında hem görsel medyada reklamlarını görüyoruz. Ben böyle bir daha kendi tabanında
anlaşılamamaktan dolayı bir sıkıntı olduğunu ve bu tarz kampanyaların bu nedenle devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Fakat tabii ki bir yandan bir mesaj da diğer iktidar ortağına hadi çağrısı yapıyor. Bu arada ben minicik son ikisi dinle. Arasında çok hani bu böyle tartışılan konu Sayın Erdoğan'la Bahçeli tamamen ayrı noktalardalar mı? Yok hiçbir sorun yok mu noktasında da ikisinin ortasında olduğunu düşünüyorum. Bence ortak hareket ediyorlar. Hı hı. Fakat tabii ki kamuoyuna karşı arada iyi polis kötü polis. Bir de bazı noktalarda belki törpülenmeleri gerekiyor ikisinin de. O yüzden kontrollü gerilim yarattıklarını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mehmet Hacı çok teşekkürler. Gülfem Saydan Sever, Mustafa Aydın. Çok teşekkürler katkılarınız için. Para gündemin hemen ardından spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın onda görüşmek üzere. Hoşçakalın.